Tamam şimdi, ha bu. Hadi gel bana bir yardım et ya. Boş boş durma, hadi gel. Gelsene oğlum. Dur kanka, bir dakika dur. Şu babaanne örtüsünü de kaldıralım. Alalım. Tamam baba, şuraya at. Babaanne örtüsünü de kaldırdık, tamam. Evet. Evet, tamam. Babaanne evi dahil hiçbir şey kalmadı. Evet. Yok ettik, bitti gitti, güzel oldu, tamam. Kanka, çok uğraştık ama evi çok güzel hazırladık ya. 10 numara yılbaşı partisi olacak. Gel. Hepsi Jale için oğlum, hepsi Jale için. Biliyorsun biz yeni çıkmaya başladık. İlişkimizin başında olabildiğince kendimi ispatlamak istiyorum ona. Yani böyle beni bu evde tek başına yaşayan güçlü bir erkek olarak görmesini istiyorum. İyi de sen babaannenle yaşıyorsun kanka. Yani sahi bu arada babaannen demişken, babaannen nerede ya? İzni'ye gönderdim onu. İzni'ye gönderdin ne oğlum? Kargo mu bu? Ya önemli olan o kısmı değil. Yok işte. Önemli olan evin bu geceye, yılbaşı gecesi bize kalmış olması. Evet. Oğlum okulun en meşhur tipleri geliyor. Onları eğlendirmemiz gerekiyor. Çok önemli. Zor ikna ettim zaten bizim partiye gelmelerine. Haklısın. Kanepeler yenecek, punch içilecek. İçilen punchin etkisiyle gevşenecek, rahatlanacak. Sonra DJ sürprizi, DJ dans partiyle kopulacak. Acayip eğlenecek ve Jale bana hayran kalacak. Evet. Hadi bakalım kanka. Geldi bizimkiler. Geldiler. Dur. Hazır mıyız? Evet. Aşkım hoş geldin. Ne haber? Gel hadi. Aşkım benim, beğendiğine sevindim. Evet, hepsi bayıldım. Senin için, yani sizin için gerçekten. Gerçi arkadaşlar, ya ben evet, tek başına yaşayan bir erkek olduğum için alışığım böyle partiler düzenlemeye. Evet. Bu aksiyonlara hakimim yani. Yani İbo'cum, Tunç'ların evinde de süpersonik bir parti vardı. Bizim ekip burası diye ısrarcı olunca yani geldik. Umarım down olmayız, yoksa iptallerim abi. Sıkıntı olur yani. Çok eğleneceğiz. Müthiş şeyler hazırladım size. Acayip sürprizlerim var. Çünkü yiyeceğiz, içeceğiz, danslar, bu harika olacak. Evet. O zaman hadi montlarınızı içeri bırakın. Ondan sonra partiye devam edelim. Şurada. Kanka. Ha? Böyle tamam. Arka odaya bırakın. Ya İbrahim, çok acayip. Evinize bayıldım. Ne kadar otantik bir yer ya. Evet, ben bu tarz seviyorum. Süper. Şey, lavabo nerede? Ben gitsem makyajımı tazelesem. Ya senin makyaja ihtiyacın yok ki, bir tane. Ama tamam, şu koridordan çık, hemen üst katta. Üst kat mı var? Aa canım benim. Kanka, biraz tuhaf ama neyse. Oğlum. Oğlum harika bir parti olacak ya. Çok eğleneceğiz, müthiş olacak. Allah! Ve bu gece buna hiç kimse engel olamayacak. Olamayacak. Herkes gelmedi mi? Sipariş mi verdin? Yok, eksik. Biz bu kadar değil miydik? Ne oldu? Mahvolduk. Ne oldu? Ne yapıyorsun lan sen burada? Ne hale getirmişsin be? Çarşamba pazarına dönmüş lan burası. Eyvah babaannem. Bakıyorum gelişime çok sevindin. Fazla sevinme, yüzün kırışacak. Bak konu komşu senden daha çok sevindi be. Hatta bir bitişimizde oturan Olgun Şeftali bile senden daha çok sevindi. Efendim, Yasemin Yalçın. Tam göremiyorum ama. Kaç yıl sonra sürahinine sahnede? Ortalama 17 yıl oldu yani. Bizi kırmadınız. Ben zaten 23 yaşındam. 27-28 yaşına kadar oynadım. Böyle özlemişim, gençlerle bir aradayız, ne güzel. Ah ne güzel, vallahi. Harika.
Bizi kırmadınız, onur verdiniz. Sağ olun, var. Hoş geldiniz diyeceğim ama burası sizin de tabii yuvanız. Ki. O yüzden karşılıklı hoş bulduk. Lütfen buyurun. Haydi bakalım. He, demin? Yok babaanneciğim, o yüzden değil. Şey, şaşırdım çünkü sen İzni'ye gitmiştin ya. Annemle babamla İzni'ye göndermiştim seni. Ona şaşırdım görünce. Niye geri döndün? He, baban olacak o hayırsız torunum Taci. Anan olacak o ahşap tabiatlı kadına daha fazla dayanamadım. He, hem biliyorsun ayılar, yılanlar ve anan için kış uykusu mevsimi değil mi? He, ben de dedim ki İstanbul'daki evime gideyim de anan şöyle gerine gerine rahat rahat uyursun dedim. He. Of be anne ya, of ya. Ben de güzel arkadaşlarımla burada yılbaşı partisi verecektim. Şimdi anladım. Sen beni öyle alel acele diye uzaklaştırmak istediğini. Harçlığın da senden aynı hızla uzaklaşacak. Burası full dolu. Bütün servetimi buraya koydum geldim. Sana zırdık koklatmamı. Hadi. Ama Sürahi teyzeciğim. Yani İbrahim bana burada birilerini ayarlayacaktı. Şey yapacak. İbrahim. Baksana şu tipe, tutamayacağın sözü niye veriyorsun? misafirimiz mi var? Evet. Evet, misafirimiz var. Ben yalnız başına yaşayan bir erkeğim ya arkadaşlar. O yüzden babaannem bir ihtiyacımız var mı diye bakmaya gelmiş. Ne tek başına, ne yalnız başına? Kim lan bunlar? Arkadaşlarım babaanne. Ben sana dilencilerle arkadaşlık etme demedim mi ya? Allah şu tipe bak ya. Evin beti bereketi kaçacak ya. Allah şirket suyuna mı bulaştılar? Ne oldu lan? Dostum, yalnız tarzını çok beğendim seni ya. İbrahim, bu ibişe söyle. Tarzan kendisine benzer. Ayrıca bana öyle dostum dostum demeye kalkmasın. Benim dostlarımın en güzelleri öleli çok oldu. Ben hayatıma bundan sonra mezar kaşığı olarak devam edeceğim. Biz parti var diye gelmiştik ama sanırım sorun oldu. Yalnız arkadaşlar, bu skandal okulda çok konuşulur. Onu baştan söyleyeyim size. Arkadaşlar, tekrar hatırlatacağım. İnanılmaz partiler var bu akşam. Tunçların partisine gidebiliriz. Çünkü bu teyze burayı bayıyor. Teyze, baydın. Baydın mı? Baydın. Öldü mü lan? Ablacığım, teyzeciğim, niye yaşıyorsun gözünün arkasında? Ne olur sen baydın, sen. Bana bak, ben bu bastonla seni buradan bir bayarım, çam ağacına dönersin ha. Çemçük ağızlı. İbo, yalnız burada body shaming yapılıyor, ben giderim baba. Body shaming. Body shaming da kim oğlum? Tamam, biz en iyisi montlarımızı alalım. Bir dakika. Tamam. Bana bir dakika izin verir misin? Bir dakika. O zaman arkadaşlar, ben şimdi hallediyorum. Ya çalışma var ya. Ben oyalıyorum. Çok eğlenceli, çok eğlenceli. Çok harika bir parti olacak. Dur. Bir dakika. Babaanne. Babaanne. Babaanne, sana yalvarıyorum, ne olur bak. Bunlar benim okuldan arkadaşlarım. Ben bu partiyi iptal etmemem lazım. Onların gözündeki izlenimim çok önemli. Ben partiyi iptal edersem mahvolurum. Hadi hadi hadi. Ev benim, kapı benim, baca benim. Defol gitsinler. Anana. Hadi. Babaanne. Kerkenes. Bir teklifim var. Şimdi bak, sen bu gece beni idare edersen eğer, yılbaşı partisi yapmama izin verirsen, ben de annemin yılbaşını kutlamam. Ve böylece çok mutsuz olur. Yani biliyorsun, yılbaşına da nasıl girersen bütün yıl öyle geçer. Ev senindir oğlum. İstersen içinde at koşturabilirsin. Yeter ki anan mutsuz olsun. Yaşa babaannem. Yaşa babaannem. Süpersin Sürahi teyze. Ama ne şartla? Veya ama yok. Söyle. Ben de partiye sizinle kalacağım. Ya yok artık, olmaz öyle şey. Ne demek olmaz ya? Yok. Yok öyle şey olmaz oğlum ya. Hem sonra ben hasta ve yaşlı bir kadınım, öyle değil mi? Zaten günde epi topu 5 defa nefes alıyorum ya. Arkadaşlar, yalnız böyle değişik bir event olabilir ha. Böyle yaşlı konsepti, old school falan böyle bir tarz olabilir. Ne diyorsunuz? Tabii canım, hem yollar da kapalı şimdi. Trafik de var.
Çıkarsanız yani yeni yılı kaçırabilirsiniz. Gitmeyin, kalın bence. Okey, kalalım madem. O zaman ben de Tunçlara söyleyeyim, biz gelemiyoruz diyeyim. İbo, İbo'yu satıyorum. İbo'yu mu satıyor? Bıy 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 bıy. Bu nedir ya böyle? Ramazan eğlencesi gibi. Oldu olacak el ele tutup fesaneye de gidelim. İbo, bu değil yalnız. Tamam, sen ses kaydını al. Bro, takılma bunlara ya. Olur öyle şeyler. Aa, bir müzik açalım. Havamız değilsin, parti başlasın. Değil mi, değil mi, değil mi? Evet. Aa, süper, harika. Hadi, Ozi, sen benimle mutfağa geliyorsun. Siz de kaynaşın, tamam mı? Kaynaşın, uslu uslu. Tamam canım. Gençler eğlensin. Ben şuraya gideyim. Biraz çekirdik çekmeyeceğim şurada ya. Kime ne zararım var canım ya? Eğlenin, eğlenin bakalım. Dinginle. Ay inanamıyorum ya. Hayırdır Feride? Ya siz de kocaman bir tepki. Ne oldu? Şu müziği kapatır mısınız? Ha, teknoloji alanıma kapar mıyız? Berkecan. Hı-hı. Yeni sevgilisiyle foto story atmış. Oo. Evet. Oo. Teyzeciğim. He. Size bir şey sorabilir miyim? Siz büyümüşsünüz. He, sor sor hadi. Bana bir yardımcı olur musunuz lütfen? He. Sizce bu çocuk beni neden terk etmiş olabilir? Bendeki problem ne? Bakayım. Bir de sana bakayım. Kızım niye böyle sorular soruyorsun bana? Sizin evde ayna yok mu? Niye aynaya mı sorayım? Hala anlamadı he. Teyze bak, çok basit ve anlaşılır anlatacağım. İyi dinle. He. Şimdi bu Berkecan beni başta love bombingledi. He. Ama süreç içerisinde olay gaslighting'e döndüğünden ve beni breadcrumbingle sürekli kötü hissettirdiğinden ben bunu ghostladım. He. O da bana orbiting ve stashing yaptı. Hadi. Bunun üzerine de ben bariyer sevgililik yaşadım. Ne? Bariyerle sevgili mi oldun sen? Kızım otobanda seni görmediler mi öyle? Ya bunlara Z kuşağı diyorlar ya. Zillet kuşağı bunlar, zillet. Diyorum ki, acaba ben Bahadır'la çıkıp ona kaşining mi yapsam? Kesinlikle. Ya kızım ben anlamam. Git kaşınımı yaptırıyor, gözümü yaptırıyor. Teyzeciğim. Kaşinik yani ayrılık sürecinde yeni bir sevgiliyle birlikte olup eskisini unutmak. Kesinlikle öyle olur. Katılıyorum, kabul ediyorum. Şurama doğru kaşinik yapabilirsin. Tamam, o zaman hadi kaşinik. Kızım sen bayağı bir kaş yorin. Of of, benim kafam çok karıştı. Bak kızım ben sana bir soru soracağım. Sizin sülalenizde böyle büyük bir günah işleyen oldu mu? Niye ki? Ya kızım ne bileyim, öyle bir sıfatında böyle bir şey. Ah, ekmekle helaya mı girdin yoksa? Teyze anladım, şimdi anladım ben seni. Yok ben botoks yaptırdım da ağzımı kapatamıyorum. Kime yaptırdın botoksu? Daha vura mı? Ama şu an. Ay fark etmez. Fark etmez. Teyzenin şakaları bana geçti. Dubbing yaptım, popping yaptım yani. Ben şey diyeceğim, inanılmaz acıktım ya. He? Aa. Şey yapsak mı? Pizza mizza mı söylesek? Ne yapsak? Arkadaşlar yani biliyorsunuz ben öyle her pizzayı yiyemiyorum. Veganım ben. Evet. Vegan ne ya? He? Kim bu? Teyze! Vegan yani böyle hayvansal bir şey tüketmiyorum. Daha çok böyle işte lifli gıdalar, fasulye falan yani. O tarz. Sindirme girişi kolay oluyor. Onların girişi kolay olur ama çıkışı olay olur he. İkametini helaya alırsın sonra. Çok ayıp yalnız böyle bu sözler falan. Sarktı güzeldi ama. Babaanne. Ha, bak tanıştırayım. Jale. Al sana bir ucube daha. Babaanne, Jale biraz farklı. Şey, o benim kız arkadaşım. Yani benim sevgilim. Öyle mi? Evet,
bir haftadır birlikteyiz. Sevgilin de mi? Evet. Yani bu kadın, bu kadın demek. Öyle demesek mi? Öyle demesek mi? Vallahi bu zamana kadar öyle çeneme dokunur bir gelin elime geçmemişti. Bahane sakın. Sağlam mı peki? Sağlam mı? Evet evet, ben biraz spor yapıyorum teyze. Öyle mi? Evet. Kızım ne sporu yapıyorsan maşallah alt taraf kamyon tekerleği gibi oldu. Latife, Latife, Latife. Babaannem Latife etmeyi çok sever. Canım benim. Evet. Babaanne, hadi izin ver elini öpsün. Öpeyim teyze elinizi. Yok kızım, sen öp. Kolera salgını var diyorlar ya. Farelerden geçiyormuş. İnanılmaz bir kadın ya. İnanılmaz bir kadın. Üç kuşaktan beri bu eve gelen her geline çile çektirecek. Arkadaşlar, kimse beni dinlemiyor. Bakın, Tunçların partisinden ayı gibi videolar geliyor. Karılı kızlı ortam var burada. Biz burada hala peh diyen bir kadını dinliyoruz. Lütfen rica ediyorum, şuraya akın ilk yani azıcık. Evet arkadaşlar, gerçekten öyle yapsak iyi olur. İbrahim sen de sonra gelirsin, okey? Çıkışımızı alalım mı? Hadi montlarımızı alalım. Dur, arkadaşlar bir saniye, dur ama daha yeni girmedik. Hayır, çok şükür kurtulacağım. Kanepeleri yiyelim ya. Duyun. Sonra isterseniz yine gidersin. Önce bir yeme. Ozi, kanepeleri yetiştir çabuk. Geliyor. Tamam arkadaşlar, isterseniz atıştıralım birazcık bir şeyler. Aynen, bir lokma hadi. Ver öyle kanepe, geliyor. Geldi, kanepeler geldi. İstemem ben. Ben şöyle güzel rabıtalı pastırmam vardı. Pastırma yiyeceğim. Oh, mis gibi kokar vallahi. Pastırma kokusu. Ne oluyor, harika. Ne oluyor lan orada? Ne oluyor lan orada? Çekil lan! Bakın şuraya, çek bakayım. Ben pastırmalarımdan kanepe yapmışlar. Ulan ben sizi çek yat yatmaz mıyım? Ulan çek şuradan, çek şuradan, çek şuradan. Bırak. Babaanne. Ya babaanne çok ayıp oluyor ama ne yapıyorsun? Olmaz. Pastırma benim kırmızı çizgim. Babaanne. Eğer bu pastırmaları yememize izin verirsen annemin face'indeki bütün fotoğraflardan beğenilerimi ve yorumlarımı geri çekerim. Beni nasıl etkileyeceksin? Belli oldu. Güzel. Gömün! Hadi gelin. Hadi. Hadi arkadaş, çok sağ ol İbrahim. Biz yiyeceğimizi yedik, gömeceğimizi gömdük. Biz buradan acilen Tunçların partisine doğru akın ediyoruz abiciğim. Tunçların partisine gidiyoruz, oradan çıkıp Burakların partisine, oradan da Hakanların partisine gidiyoruz. Parti parti geçiyoruz abi. Ya İbrahim. Bu niye öyle omurgasız siyasetçiler gibi sürekli parti parti geliyor? Teyzeciğim, yaşlısınız diye bir şey demedik ama kusura bakmayın, biz istenmediğimiz yerde kalmayız. Hadi şu mantarı alıp gidelim artık. Evet, gidiyoruz biz teyze. Oh be. Kanyon tekeri dedi İbrahim. Ama evet, olabilir. Evet, evet. Daha DJ gelecekti. Evet. Parti diyecektik. Evet. Dans, dans edecektik. Şöyle oturayım biraz da burada. Zibidine ne olacak? Ay, ay. Kim geldi lan bu saatte? Al bir zibidi daha. Oo, kostümlü yılbaşı partisi. Bayılıyorum. Sen de kimsin be? Ben DJ'yim Usti, DJ'yim. Ne DJ'yim? Bir şey demeyeceğim, müzik yapacağım. Memnun oldum, ben de Lingo dayı. Gerçekten çok alemsin moruk. Punchlar geldi. Punchlar da geldi. Şurayı ne? İyi misin? Nerede bizimkiler? Ne oldu? Ya içeri mantolarını giyip defolup gidecekler bir an önce. Hadi. Nasıl ya? DJ de gelmiş. Hoş geldin Buruk. Hoş bulduk Burukçu. Buradan geliyorum. Karnım da acıktı benim be. Domates çorbası. aman. Şöyle biraz içeyim. Ah!
Ulan baharat dondurmuşlar bunun içine be. Ama güzel, güzel. Güzel. Beğendim. Biraz baharatı fazla ama. Ay hararet bastı, biraz su içeyim ya. Ulan bu da aynı. Su yok mu su? Ya, oğlum, sen müzik yapıyorum demiştin. Bir tane gönder gelsin be. Allah'ım Morukcuğum, elimde sana göre bir tek şöyle bir şey var ama. Ne? Yollayayım mı? Gönder gelsin Morukcuğum. Gönderiyorum Morukcuğum. Ya. Yoksa fişteki senin babaannen mi? Babaanne? Arkadaşlar, Kızılcık'tan beri izlediğim en iyi şey olabilir. Ben hiç parti gitmiyorum şu an. Şu anda yeni bir dans takımı. İbrahim, bu güzeller güzeli kızlar kim ulan? Güzeller güzeli, babana tanıştırdım ya sevgilim Jale hani. Yeni gelin. Çok güzelmiş. Sakın bunu eziyet etme bak. İyi davran bu güzel kıza, ona göre vallahi gebertirim seni. Aha, bu kadın pamuk gibiymiş İbrahim. Çal. Konuşmaya mı geldik canım? Haydi hep beraber, haydi. Gençler, dans. Ulan densizler.